Evet şimdi yani biraz belki de İstanbul'daki görüşmelerin ardından umutlarımız artmıştı hı hı. ve Rusya ile Ukrayna arasında bir yakınlaşma söz konusu olabilir diye düşünüyorduk Ancak bu çayla beraber bu değişti Ben bundan sonraki süreçte barışın buçadan öncesine göre çok yakın olmadığı kanaatindeyim maalesef ki bu çadaki görüntüler ciddi sıkıntı yaratacak görüntüler. Tabii işin bir tarafında e, bir gerçek var. O da Ukrayna savaşında e, ciddi bir sivil kayıp var. Ancak öte taraftan da örneğin e, Bуча'da e, her şey e, yani çok Hollywood andırıyor. Yani hı. onu da ifade etmem lazım. Yani buçada Rusların bir katliam yaptığı gerçeğini bir tarafa yazmakla beraber hı hı. Ee, ...oradaki görüntülerin de fazla Hollywood vari olduğunu da ifade etmek lazım. Ben savaşın en başından beri e, bu savaşın çok kanlı olduğunu ifade ediyorum. Hı hı. Ee, özellikle de Telegram kanallarından Rusya'ya ve Ukrayna'ya ait... ...yakından takip ettiğim görüntülerde zaten bu çanın e, orada çok net izi var. Yani e, öyle görüntüler var ki e, hakikaten insanın yani ruh halini bozacak görüntüler var. İkimiz ee, de aktaramadı zaten gördüklerini yayında evet, aktaramadı. Evet yani mümkün değil aktarmak mümkün değil. E diğer taraftan e, yani Buça tabii daha küçük bir bölge. Şimdi Mariupol var. Yani esas katliam Mariupol'daki çekilmeden veya Mariupol alındıktan sonra e, ben esas katliamı orada bekliyorum. Çünkü şehir yerle bir edilmiş durumda hala mücadele devam ediyor. Ukrayna'nın en elit birliği orada. Ee, işte Azak Birliği e, Rusçası Azov olduğu için bize de Azov diye şey yapıyor ama. ama ki azak. Aslında Azak. Yani Azak Denizi'nden ki o denizin adı da Azov. Onlar Azov Denizi evet. diyor da biz Türk Türkiye Türkçesinde Azak. E, azak Birliği'nin e, orada savunması söz konusu ama ee, Rusya'nın da e, birliklerini özellikle de Kiev'den çekme e, e, girişiminden ve çekmesinden sonra o bölgelere kaydırdığını da görüyoruz. E, Mariupol'da Kadirova bağlı birlikler var. Onların da e, ciddi bir yıkıcı etkisi var. Onu da ifade etmek lazım. E, ama e, ben e, buçadaki durumu biraz sanki böyle artık e, yani Rusya'ya dönük bir e, ambargo silsilesi vardı. Ve bu devam ettirilecek. Ama bir şey eksik kalmıştı. O da savaş suçu. Yani Batı'nın ilk günden beri ben şunu ifade ediyorum. Diyorum ki Rusya ve Başkan Putin aşırı güç zehirlenmesi yaşadı. O bölgede Ukrayna'yı, Batı, özellikle Amerikan yönetimi ki en çok da bu konuda bu projenin mimarı Blinken olarak hep ifade ediyorum. Onlara göre Ukrayna üzerinden Putin ve ekibi, Kremlin ekibi dünya siyasetine giderek yön vermeye başlayan, ağırlığını hissettiren o ekip bir şekilde bu işin dışına çıkarılmalıydı. Hangi işin? Dünya siyasetinin dışına çıkarılmalıydı. Burada önemli mesafe kat edildi. Yani artık şunu görüyoruz. Yani Kuzey Kore'nin dahi uygula, yani Kuzey Kore'ye dahi uygulanmayan yaptırımlar Rusya uygulanıyor Putin ve ekibi Rusya dışına neredeyse çıkamayacak duruma geldi ama bir şey eksikti orada savaş suçu. Şimdi bakınız bu savaş suçu meselesine biraz böyle detaylı bakmak lazım. Neden? Çünkü Irak'ta hepimizin gözü önünde bir savaş suçu işlendi. Suriye'de hepimizin gözü evet. önünde savaş suçu işlendi. Hocalı da tüm dünyanın göz önünde soykırım. en büyük savaş suçu işlendi, soykırım işle, suçu işlendi. Yani savaş suçuyla soykırım suçu e, birbirinden biraz da ayrılır. Yani savaş suçu münferit olabilir ama soykırım da orada bir bir toplumu e, ortadan kaldırma tamam. e, girişimi var. Buna rağmen ne e, Irak'ta ne Suriye'de ne Afganistan'da ne e, Somali'de ne efendime söyleyeyim Yemen'de yani dünyanın birçok yerinde bu savaş suçu gündeme gelmedi. Ama Ukrayna'da gündeme geldi. Ve e, Batı basınına baktığınız zaman e, gerçekten de hani burası gerçek hayattan bir görüntü mü yoksa bir Hollywood filminden bir görüntü mü ayırt etmek mümkün değil. O gazetelerin e, 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 kapak sayfasındaki İnandışık fotoğraflara ya şöyle orada bir savaş şu işlendiğine ben yürekten inanıyorum. Ama bu denli her şeyin böyle Hı. görüntüleriyle mükemmel gibi gözükmesi biraz ben de şüphe uyandırıyor. Çünkü e, her iki tarafı da dinlemeye çalışıyorum. İşte e, Rusya sürekli biz yapmadık deyip uydu görüntüleri paylaşıyor. İşte öncesini diyor, sonrasını diyor vesaire bir sürü şey anlatıyor. E, Ukrayna'nın e, paylaştığı bilgiler, görüntüler var. E, e, tarafsız gözle bakmaya çalıştığımızda orada bir katliamın olduğunu görebiliyoruz. Ama e, bunu biraz daha böyle ki e, Ukrayna Cumhurbaşkanının da biliyorsunuz hani mesleği de biraz o daha önceki televizyon, sinema deneyimini de ...unutmamak lazım. Onu da zaten soracağım. Yani nihayetinde çok ee, ciddi bir iletişim... ...bir e, yani yok, savaşı Ukrayna da var. Yok. Ukrayna mükemmel bir iletişim stratejisi uyguluyor. Hı hı. Yani Rusya gibi köklü bir devlet... E, ...Ukrayna'nın ki Batı'nın da desteğiyle... ...ki Batı kamuoyu da aslında buna hazır. Yani en güçlü iletişim stratejisini e, uygulayın... ...ama toplumlar buna hazır değilse geri teper. Bir Tabii. işe yaramaz. Şimdi Batı toplumu buna hazır aslında. Sadece... Doğru zamanda doğru yerde doğru şeyler iletmek lazımdı ki e, ben e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bunu başarılı bir şekilde hayata İşaret geçirdiğini yapmış. görüyorum. Ancak bu çada olanları ben fazla o görüntüleri fazla ideal buldum. İdeal. Yani oradaki mı? bakın altını tekrar tekrar çizeyim ki yanlış anlaşılma olmasın. Orada bir katliam olduğu gerçeği ortada duruyor. E, Rusya'nın sadece orada değil Mariupol'da e, başka yerlerde benzer savaşın yıkıcı etkilerini sivil halk üzerindeki yaptığı vahşilikleri bunların hepsini her ortamda ifade ediyorum zaten Ama bu çadaki durumu ben fazla ideal buldum yani görüntü itibariyle orada sanki birazcık bir ufak bir destek kamuoyu batılı kamuoylarına hitap anlamında orada sanki biraz bir oynama var gibi Çünkü geliyor. Çünkü yani Biden çok hızlı bir açıklama yaptı. Zaten söylüyor işte katil, diktatör, savaş suçlusu falan bunların hepsini söylüyordu. Putin yani her şey plana savaş, uygun gidiyor. Evet. Putin savaş suçlusu dedi bundan sonra. Bakınız, Tam her da, şey evet. çok doğru. Her şey plana uygun gidiyor. İlk günden ifade ettiğimiz bir plan var. Hı hı. Rusya burada hata yaptığını anladı. Hı hı. Nitekim burada o ilk günlerde yaptığımız değerlendirmelerde ee, Rusya'nın doğuya gireceğini hatta şeye kadar gelebileceğini yani Dinyeper Nehri'nin doğusuna kadar. E, ancak bütün Ukrayna'yı işgal noktasında yani bu kadar da olmaz diyorduk. E, önce buna bir teşebbüs etti ama gördü ki e, Anadolu tabiriyle kazın ayağı öyle değil. ve Hedef e, küçülttü diyorsunuz değil mi? E, yani şimdi en son söylediği e, Peskov'un en başından beri biz zaten bunu hedefliyorduk. Yok değil diyorsunuz. Doğru, hiç onu hedeflemiyorlardı. E, hatta daha detaylı bir takım öğrendiğim Peki. bilgilere göre e, konser verecek sanatçılar bile ayarlanmıştı. Savaşın üçüncü gününde Kiev'deki meydanda, bakınız meydanda konser verecek, zafer konseri verecek sanatçılar bile Beyaz Rusya'ya getirilmişti. Öyle hesaplama yapılıyordu. Üçüncü günde şey kaçacak, Zelenski kaçacak, Rus ordusu Kiev'i alacak ve orada... Kırım ilhakını yıl döneminde kutlama yapacaklar. Orada kutlama yapacaklar. Şimdi 9 Mayıs'ta kutlama hesabı Şimdi şey, Kutlama falan bu saatten sonra yapamazlar. Yapamaz. Yani bu saatten sonra iki önemli durum var. Birincisi bu tür savaş suçları vesilesiyle <laughs> eğer bu İstanbul'da veya Türkiye'de yapılması planlanan şeye bir darbe vurulmazsa görüşmelere inşallah bu olur. Ama bu olmadığı takdirde başka bir tehlikeli durum var. Rusya diğer bölgelerden çekilmekle Hı -hı. beraber e, Ukrayna'nın doğusunda daha şiddetli müdahalelere Hı -hı. girişebilir. Mariupol başta olmak üzere. Bu da e, Rusya'nın şöyle bir üstün gücü var. E, daha önce Rakka'yı vurmuştu. Nereden vurmuştu biliyor musunuz? Hazar denizinden. Tabii. Hazar denizinden Rakka'yı vurmuştu. Şimdi Rusya'nın böyle o da gösteriyor değil e, mi yani? Evet, yani, yani Rusya'nın daha uzaktan daha yıkıcı etkileri olan elindeki süpersonik füzeleri var. Onlarla çok daha yıkıcı etkiler yapabilir Ukrayna'da.